Evlilik hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor aslında. Evlilikle beraber hayatımızda çok önemli değişiklikler oluyor. Vereceğimiz evlilik kararıyla beraber hayatımızda farklı gelişmeler yaşıyoruz ve farklı şeyler oluyor. Hayatımızı değiştirmek durumunda kalıyoruz aslında. Evlilik kararı hayatımızı o andan sonrasında çok önemli değişiklikler yapmamızı gerektiren bir karar. O yüzden evlilik kararı verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evlilik kararı vermeden önce size yaşadığım tecrübelerle neyi düşünmemiz gerekiyor? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bu videoda biraz bundan bahsedelim istiyorum. Tabii ki Bozkır'dayım. Arkamda Bozkır'ın dağları var. Arkamda çobanlar var. Bilmiyorum onları videodan, kameradan görebiliyor musunuz? Bu güzel ortamda, bu ferah ortamda sizlere bugün çok önemli bir sosyal, çok önemli bir aile konusunu konuşmak istedim. Hadi videoya geçelim. Kıymetli izleyicim, yeni videoya hoş geldin. Bu kanalda sizlere girişimciliği, e-ticareti, ticaret serüvenlerimizi, dijital pazarlamayı, yapay zekayı ve tabii ki tecrübelerimi aktarıyorum. Bu konuda aslında hepimizin hayatını ilgilendiren kadın, erkek mutlaka hepimizin hayatında bir dönüm noktası olan evlilik süreci, evlilik kararı. Evlilik kararını verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evlilik kararı bizi hangi noktalara götürüyor aslında? Evlilik kararı vermeden önce ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir muhasebe içinde olmamız gerekiyor? Bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Ben daha önce bir evlilik yaptım. Ve şu an ayrıyız. Ayrıldık. Yıllar oldu. Yıllar geçti. Boşandık. Ama o evlilik sürecinde beni en çok ne yormuştu? Nerede hata yaptım? Nerede yanlışlar yaptım? Nerede yanlış kararlar aldım? Ya da aldığımı düşünüyorum. Sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemem lazım. Evlilikle alakalı. Evlilik bizim ülkemizde iki kişinin yaptığı bir, iki kişinin oluşturduğu bir müessese değil arkadaşlar. Türkiye'de evlenirken hem kız tarafı için hem erkek tarafı için evlenirken erkeğin de kızın da ailesiyle de akraba olmuş oluyorsunuz. Aslında ailesiyle de evlenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli bir nokta. Bugün evlenecek arkadaşlara benim tavsiyem şu olur. Evleneceğiniz kişinin sadece güzelliğine, sadece İşte dışarıda gördüğünüz paketli haline tabiri caizse bakmayın arkadaşlar. Mutlaka ailesini de araştırın. Mutlaka ailesiyle tanışın. Hatta imkan varsa ailesiyle vakit geçirin. Onların sosyal yaşantılarına, onların aile yaşantılarına mutlaka bakın arkadaşlar. Özellikle evlilik adayı olarak gördüğünüz insanın ev yaşantısını mutlaka öğrenmeye çalışın. Ev yaşantısını mutlaka tecrübe etmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü evleneceğiniz kişiyle evlenmeden önce evet kafelerde görüşüyorsunuz, dışarıda bir şeyler yapıyorsunuz ama aile hayatını bilmiyorsunuz. Ama işte burada aslında evliliğin yürüyüp yürüyemeyeceğini size belirleyecek, size belirleyici faktör olacak nokta ev hayatı, aile hayatı arkadaşlar. Yani eğer evleneceğiniz kişinin düzgün bir aile hayatı yoksa, kırık dökük bir aile hayatı varsa, işte kendi ailesinde sıkıntılar yaşıyorsa bu sizin evliliğinize de yansıyacak. Sizin evliliğinizi de sıkıntıya sokacaktır arkadaşlar. Yani ev hayatından kastım tabii ki sadece aile ilişkileri, tabii ki sadece sosyal ilişkiler değil. Ev hayatından kastım evi de düzenli mi? Yani şunu ben kesinlikle tecrübe ettim arkadaşlar etrafımdaki insanlardan da. Bir evde düzenli olarak hani bir yemek pişmiyorsa, düzenli olarak akşam yemeği yenilmiyorsa, herkes kafasına göre takılıyorsa gerçekten düzenli bir aile hayatı, düzenli bir ev hayatı olmuyor. Yani tabii ki siz şunu tercih edebilirsiniz. Ya ben evleneyim, adı olsun, daha özgür yaşayalım, şöyle olalım. Tabii ki evlilik özgürlüklerimizi kısıtlamıyor ama bir aile hayatımızın olması gerekiyor. Bir ev düzeninin olması gerekiyor. En azından ben ataerkil bir insanım ve siz de hani bu şekilde ataerkil bir yapınız varsa, geleneklerinize, göreneklerinize önem veriyorsanız hani ben işte şunu, ben mesela şunu yapamam. Yani evliyken tabii ki ara sıra gidip dışarıdan yemek yiyebilirim. Tabii ki dışarıdan yemek söyleyebilirim ama ben her akşam dışarıdan yemek söylemeyi seven birisi değilim. Dışarıdan yemek yeme meraklısı olan birisi değilim. O yüzden de evlenip bir aile hayatının içine girdiğimde ailemin de, yani evimin de düzenli bir
İşte yemek saatinin düzenli bir ne bileyim kurallarının olmasını isterim. Eğer böyle bir hayat düşünüyorsanız mutlaka aday kişisinde bunları yoklamanız gerekiyor. Hem erkek için hem kadın için. Yani illa tabii ki evlendiniz diye kadın size yemek yapacak, sürekli yemek yapacak, sürekli bu kafayla da evlenmeyin zaten. Yani sonuçta bir aile olacaksınız, bir hayat birleştireceksiniz. Onun sosyal yaşamı nasıl, neler seviyor, neler yapıyor. Sadece bakın biz şu anki evliliklerde ben etrafımda şunu görüyorum. Kara kaşına, kara gözüne tutuluyor. Neyse evleniyorlar bir şekilde. Bir evlilik yoluna giriyorlar arkadaşlar. Bir şekilde evleniyorlar. Sonra bakıyorum 3 ay sonra ayrılıyorlar. Lan hani ne oldu? O kadar seviyordunuz, beraberdiniz, hep yan yanaydınız, dip dibeydiniz, aşıktınız, ölüyordunuz. Ne oldu? Ya işte biz birbirimize göre değilmişiz lan. Giden masraf, sizin yıprandığınız, maddi manevi yıpranmanız bunlar ne olacak? Tecrübe oldu. Lan yemişim öyle tecrübeyi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben boşanmış biri olarak size söylüyorum. Çok yıllar geçti tabii ben boşanalım. Çok gençken evlenmiştim. Çok çılgındım böyle yani. Ha bunun yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Özellikle hani 25-26 yaşına kadar evlenmeyin arkadaşlar. 25-26 yaşına kadar gerçekten evlenmeyin. Bazı şeyleri yaşayın görün, bazı sosyal şeyleri yaşayın görün. Hem erkek için hem kız için konuşuyorum. Özellikle hani nasıl diyeyim ortama doymuş tabiri caizse. Ortama doymuş erkek. Gerçekten bulunmaz kaftan arkadaşlar. Kızlar için konuşuyorum. Yani belli ortamları görmüş, belli şeylere tecrübe etmiş bir partneriniz, belli şeylere tecrübe etmiş bir erkek arkadaşınız varsa ve siz onun gerçekten bir aile babasını aile babası olacağını düşünüyorsanız da asla kaçırmayın o adama. Yapışın gidin ona. Ya gerçekten öyle ama yani. Ama hiçbir şey görmemiş. En ufak böyle çatırtıda kayabilecek bazı şeyleri tecrübe etmemiş ama merak eden insanlar olursa hayatınızda bu çok kötü bir şey. Her an kayabilir, her an gidebilir. Her iki Türk erkeğinde şey vardır. Parayı bulunca önce arabasını değiştirir, sonra eşini değiştirir falan diye bir şey var arkadaşlar. Gerçekten bu da oluyor yani. Özellikle 40'lı yaşlarda ben bunu çok görüyorum. Oluyor yani bu. O yüzden de hani görmüş geçirmiş erkek, ben bir erkek olarak da söylüyorum. Gerçekten 10 numara aile babası olur. 10 numara eş olabilir. Tabii ki kafalarınız, kafa yapınız uyuyorsa. Çiftlerde şunu görüyorum. Özellikle gençlerle hep yeni evlenecek çiftlerle vesaire çok irtibatlı oluyoruz biz. İşte çok böyle gösterişli düğünler yapmak istiyorlar. Çok gösterişe önem veriyorlar. Özellikle bunu kızlar yapıyorlar. Erkeklerde de var ama kızlarda çok daha fazla var arkadaşlar. Ya şunu aktarmam gerekiyor. Tamam düğün okey işte aileler bir araya geliyor, sevdiklerimiz bir araya geliyor, akrabalarımız bir araya geliyor, beraber bir şeyler yapıyoruz ama ya bu kadar para akıtmaya gerek yok ya. Bir düğüne 250-300 bin lira, 500 bin lira para vermeye ne bileyim yani ben çok saçma buluyorum ya. O parayla neler yapılır, o parayla sevdiğiniz insanla çok daha güzel şeyler yapabilirsiniz. İnanın boş oluyor yani aman şu da memnun olsun, aman bu da memnun olsun, aman şunu da yapalım, aman şu ne der, aman bu ne der dediğiniz o düğünlerde inanın çoğu insan yine mutlu olmuyor. Siz ne yaparsanız yapın mutlu olmuyor. Altın tepside, tabaklarda o ikramları sunsanız yine mutlu olmuyorlar. Yine bir şey bulan oluyor. Yani o yüzden kimse için bu kadar yüke, bu kadar şeye, hele hele ki bunlar borçla, krediyle, bilmem neyle yapılıyorsa yani aman 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 siz olun. Kesinlikle böyle şeylere girmeyin. Bunların borçları önümüzdeki süreçte 5-6 aylık, 1 yıllık süreçte çiftleri acayip yoruyor. Çiftler birbirine düşmek zorunda kalıyor. Çiftlerin arasında huzursuzluk olmuş oluyor. Ve düğünden yola çıktık. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. O düğüne gelmeden önce kendinize şu soruyu sorun. Hani bu kişi benim hem gönlümü doyuruyor hem gözümü doyuruyor mu? Yani gerçekten bu da çok önemli bir şey. Evlilik adayı olan kişi, evlenmeyi düşündüğünüz kişi hem gözünüzü hem gönlünüzü doyurmalı arkadaşlar. Gözünüz dışarıda, gönlünüz dışarıda kalmamalı. Yani sizinle beraber yol yürüyebilecek insan olmalı açıkçası. Sizinle beraber yol yürüyebilecek insanı bulduğunuzda onu hayatınıza almıyorsunuz aslında. Hayatınız oluyor o. Gerçekten öyle oluyor. Yani hayatınızı onun etrafında kurmaya başlıyorsunuz. Onunla birlikte bir hayat kurmaya başlıyorsunuz. Değerlerinizi paylaşıyorsunuz. En özelinizi paylaşıyorsunuz onunla. Dolayısıyla da bu kişi hem fiziken hem
manevi ruhen sizi doyurmalı arkadaşlar. Gözünüzü doyuran birisi olmalı kesinlikle. Aman o çok iyiymiş, çok işte o caminin önünde fotoğraf vermiş, cami önünde fotoğrafı varmış, o çok iyi birisiymiş falan, bunlara kanmayın arkadaşlar. Tamam, insanlar iyi olabilir. Tamam, din bizim için, Anadolu insanı için, Türk toplumu için bir ölçüdür. Evet, ama her şey dinle olmuyor arkadaşlar. O bütün gün Kur'an-ı Kerim okuyor diye, bütün gün namaz kılıyor diye çok süper bir insan da olmuyor arkadaşlar. Bunu lütfen kriterleriniz arasında evet bakın buna, ama bu olmazsa olmazınız, önceliğiniz olmasın. Yani birisi sırf 5 vakit namaz kılıyor diye onunla evlenmeye kalkmayın. Yani o çok mükemmel bir insan olmayabilir. O çok sizin çok iyi geçinebileceğiniz, çok iyi ilişkiler kurabileceğiniz bir insan olmayabilir. O yüzden bunu bir ölçü olarak almamalısınız. Hani din konusu çok hassas bir konu ama üzerinden böyle geçmiş olalım arkadaşlar. Ve şunu söylemem lazım. Hani dedim ya ev hayatı, aile hayatı vesaire diye. Mesela şu an gençler şanslılar. İşte özellikle üniversiteye giden öğrenciler vesaire birbirlerinin evlerini görüyorlar. İşte hatta yani şu an tabii ki bizim Türk toplumu hala buna çok alışkın değil ama beraber bir sürü aynı evde yaşıyorlar. İşte hem iş gereği hem okul gereği aynı evi paylaşıyorlar. Bilmem ne oluyor falan. Aslında gençler şanslılar çünkü birbirlerini iyi tanıyorlar. Birbirlerini iyi tanıma imkanı buluyorlar aslında ve buna rağmen bile çok yüksek oranda boşanmalar oluyor. Bakın buna rağmen bile. Çünkü bugün biz evlenmeden önce her şeyi toz pembe lanse ediyoruz. Makyajla çıkıyoruz ortaya. Bu hani kadınların yaptığı makyaj anlamında söylemiyorum. İşte şişme bir balonla ortaya çıkıyoruz. Sonra evlilikten sonra bunlar bir bir patlamaya başladığında tabii ki sorunlar da başlıyor. O yüzden çiftlerin birbirlerine en doğru şekilde yaklaşmaları lazım. Çiftlerin birbirlerine en oldukları şekilde yaklaşmaları lazım. Yani kendilerini olmadıkları gibi göstermemeleri lazım. Kendilerini işte çok zengin, çok varlıklı, çok işte böyle elit olmaya falan çalışıyoruz da böyle göstermeye gerek yok. Zaten evlendikten sonra bunların hepsi ortaya çıkıyor ve huzursuzluklara sebep oluyor. Bunlara sebep olmadan direkt kendiniz neyseniz onu gösterin. O seven kişi, sizi sevecek kişi, sizinle bir yola çıkacak kişi zaten siz neyseniz sizi o şekilde kabul edecektir. Değiştirmeye çalışmayacaktır. Sizi değiştirmeye çalışan, sizi kendine göre evirmeye çalışan insanlardan da fersah fersah uzak durun. Onlardan kaçın gidin. Onlardan size hiçbir hayır gelmez. Yani sizi kendine göre dizayn etmeye çalışan, ailesine göre dizayn etmeye çalışan insanlardan uzak durun. Ve şunu da aktarayım. Eğer evleneceğiniz kız adayının ailesinde erkek çocuk yoksa ve siz ilk damat olacaksanız oraya evlatlık gitmeye hazır olun arkadaşlar. Çünkü ailesi sizi evlatları gibi görmek istiyor. Ailesi sizi evlatları gibi bir beklentiye giriyor ve buna da hazır olun. Biraz böyle iç güveysi modu da oluyor arkadaşlar. Eğer evlendiğiniz kişinin ailesinde çocuklarının arasında başka bir erkek çocuk yoksa biraz böyle iç güveysinden bir hallice durumu oluyor. Yani sizden böyle beklentileri olmuş olabiliyor kız tarafının. Yine tabii erkek tarafında da bu oluyor. Yani erkek tarafının hiç kız çocuğu yoksa kız çocuğunu daha yakın görmek istiyorlar vesaire. Böyle şeyler oluyor. Bunlara hazırlıklı olun evlilik döneminde. Onun dışında ne söyleyebilirim? Eşya ve mobilya takıntısına geleyim arkadaşlar. En çok sorun çıkan noktalardan bir tanesi. Eşya ve mobilya takıntısı, yani ben minimalist bir insanım. Gerçekten hani minimalist bir yaşam kurmaya çalışıyorum. Ve bundan çok mutluyum. Tabii ki gösterişi seven insanlar da olabilir. Eşyayı çok fazla seven insanlar da olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Hem kız hem erkek için şunu söyleyeyim. Babasının evindeki imkanlardan çok daha fazla imkan isteyen insanlardan uzak durun arkadaşlar. Eşya için size bunu söyleyebilirim. Yani bir erkeğin evinde işte X marka televizyon var da evlenirken Y marka televizyon istiyorsa ya da işte çok daha lükslere kaçıyorsa, çok daha lüks şeylere kaçıyorsa bu insanlardan yine hani uzak durun demeyeyim ama gene bir sorgulayın arkadaşlar. Bundan sonrası ne olur? Bunun acaba başıma ne gelir diye şöyle bir bakın, şöyle bir sorgulayın arkadaşlar. Çünkü yani evlilik dediğim gibi gösteriş sanatı değil. Maalesef bizim ülkemizde böyle gösterişe döndü ama evlilik yani siz kapıyı kapattıktan sonra eşinizle beraber iç dünyanızda savaşmayacağınız, iç dünyanızda eşinize kırgın olmayacağınız, iç dünyanızda birbirinize kırgın olmayacağınız bir evlilik süreci, daha doğrusu evlenme, işte nişanlılık, sözlük süreci geçirmeniz lazım. Türkiye'de en çok kırılan, dökülen süreçler buralar oluyor. Aman işte o öyle istedi de, bu böyle istedi de, annem şöyle dedi, babam şöyle dedi. Bunları bir kenara bırakın arkadaşlar. Tabii ki aileler de mutlu olsun, aileleri de kırmayalım, aileler de gönlü hoş olsun. Onlar bizim en değerlerimiz, en kıymetlilerimiz. Ama
Evlilik sürecinde evlilik müessesesine giderken, evlilik müessesesi çok kutsal müessese. Oraya giderken birbirinizin içinde kırık dökükler yaratmayın. Birbirinizi kırmayın. 3 kuruş, 5 kuruş için birbirinize kin beslemeyin. Birbirinizin ailesine kin beslemeyin arkadaşlar. Evlilikle ilgili çok uzun konuşabiliriz. Evlilikle ilgili söylenecek çok şey var. Evlilik çok başka bir konu, çok başka bir şey. Ama hani şöyle bir spontane gelişen bir video oldu bu. Sizlere bunları aktarmak istedim. Sizin de eklemek istediğiniz varsa mutlaka videonun altında evlilik tecrübelerinizi yazın arkadaşlar. Ve videoyu kapatırken şunu söyleyeyim. Türkiye'de evlenmek çok kolay arkadaşlar. Birbirinizi sevdikten sonra, birbirinize saygı duyduktan sonra, birbirinizi mutlu etmek istedikten sonra Türkiye'de evlenmek çok kolay. Türkiye'de evlenirsiniz. Türkiye'de bir şekilde yaşar gidersiniz. Türkiye'de boşanmak çok daha zor. Gidin bakın mahkemelere. Vallahi evlilik kolay ya. Boşanmak çok daha zor yani. Türkiye'de boşanmanın bir sürü teferruatı var ya. Hani bir laf var ya, çok kaba bir laf. Özür dilerim. Çok sevmediğim bir laf ama bekara karı boşamak kolay diye. Vallahi öyle, billahi öyle yani. Gerçekten boşanmak çok kolay bir şey. Yani buradaki o karı lafını da hiç sevmiyorum bu arada. Ama sessiz olun. Evlenmeden önce 10 defa düşünün. 10 defa tartın. Tabii ki armudun sapı üzümün çöpü demeyin. Ama iyi düşünün arkadaşlar. Hayatınızı yeniden oluşturduğunuz kişiyi, hayatınızı birleştirdiğiniz kişiyi çok özenle seçin. Çünkü manavdan elma armut almıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım çok mutlu evlilikleriniz olur. Umarım dünyalar tatlısı çocuklarınız olur. Umarım güldüğünüz, oynadığınız çok mutlu bir hayatınız olur. Hoşça kalın. Bay bay.